izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Şunu sormak istiyorum. Tabii siz 3. ligdeydiniz, şampiyon oldunuz ve 2. lige yükseldiniz. Evet. Tabii bir kere daha tebrik edelim. Teşekkür ve kutlayalım. Ederiz. Çok ciddi yemekler. Şunu da sormak istiyorum. Futbol takımlarına, yani 3. lig kadın futbol takımlarında harcama kesintisi yapılıyordu. O düzeltildi mi? Ya da sizi etkileyen bir şey var mı? 2. ligde de öyle bir şey söz konusu mu? 2. ligde yok bu ama 3. ligde halen hazırda devam eden, evet, o kesinti devam ediyor maalesef. Evet, dolayısıyla da üçüncülükteki takımlarımız bu konuda biraz zorluk çektiğini söyleyebilirim. Çünkü zaten çok cüzi bir rakamdı verilen rakamlar. Onlar da kesilince birçok kulüpte zaten ligden çekildi. Üçüncülükte 120 tane takım vardı. 80'e düştü. Aslında bu da, rakamlar da şey çok evet, az değil, evet, yani evet. 80'e düştü. Evet, 86'ya düştü. Tabii 80'e düşmesi, 86'ya evet, düşmesi çok üzücü ama üzücü, yine de oldukça yani fazla. Yani kapanan, çekilen kulüpler de oldu. Çok zor çünkü yani bu bir külfet ve geliri olmayan da bir lig zaten. Evet. Dolayısıyla da orada çok kulüpler çok büyük sıkıntılar çekti. Burada da Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık cümleyi kullanmak da istemiyorum. İnşallah düzeltirler diyorum. İnşallah. Peki tabii şampiyonluğunuzla konuşacağız. O da evet, çok önemli ama işte futbol nasıl aslında bir erkek sporuymuş gibi görülürse ve bu tabular yıkıldıysa erkek kuaförlüğü de tamamen erkeklerin yaptığı evet, bir meslek olarak görülür. Ama artık çok öyle değil. Muhabirimiz Dilan Ünver şu anda bir erkek kuaföründe ama erkeklerin saçlarını tıraş eden bir kadın var yanında. Ben Dilhan'a merhaba diyorum ve sözü hemen ona bırakıyorum. Merhaba, biz de tüm izleyicilerimize hem de stüdyodaki konuklarımıza selamlarımızı iletelim. İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Bir erkek kuaföründeyiz şu an. Ancak bu kuaförün ilginç bir özelliği var. Çünkü ustası bir kadın. Yıllardır bu işi yapıyor, uzun süredir bu işi yapıyor. Şimdi bu işin detaylarını tabii ki kendisinden öğreneceğiz. Tabii ki bizler de sizler kadar şaşkınlığımızı gizleyemedik. Genelde kadınları kadın kuaförü olarak görmeye, erkekleri ise erkek kuaförü olarak görmeye alışkınız çünkü hepimiz. Ancak öğreneceğiz biz de neden bu işi yapıyor, nasıl karar vermiş bu işi yapmaya ve tepkiler nasıl kendisine. Sizler için bizler de öğreneceğiz. İstanbul Zeytinburnu'ndan sizlere sesleneceğiz. Merhaba, kolay gelsin efendim, sizleri tanıyalım. Merhaba, Merve Gökduman. Ben. Yeni bir evlilik galiba. Hayırlı olsun evet, diyelim. Ne kadardır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 12 yıldır yapıyorum. 12 yıldır. Peki nasıl karar verdiniz bir kadın olarak erkek kuaförü? Çünkü zor bir meslek. Evet, çok zor bir meslek aslında ama ben farklı bir şey yapmak evet, istedim. Çünkü Türkiye'de bunu yapan çok az bayan var. Hı-hı. Yani çok sayılıdır. Böyle farklı bir şey yapmak istedim, o kadar. Size de soralım, nasıl gidiyor? Teşekkürler, iyi gidiyor. Gayet memnunuz Merve Hanım'dan. Peki. Beyefendi çok özür diliyorum, lafınızı kestim. İlk başta bir tedirginlik yaşadınız mı? Çünkü genelde siz de ister istemez erkeklere tıraş olmaya alışmışsınızdır. Evet. Hı-hı. İlk başta bayağı bir tedirgin oldum. Merve Hanım daha çok bizi rahatlattı ve evet, güvenebileceğimizi evet, söyledi. Evet. Ve yaptığı tıraşlar sonrasında gayet memnun kaldık. Yani birçok arkadaşımızı da getiriyoruz Merve Hanım'a. Onlar da gayet memnun. Bu şekilde yani gayet devamlı memnun. Buraya mı geliyoruz? Devamlı buraya geliyoruz. Peki. Kolay gelsin diyelim sizlere de. Peki bu işi yapıyorsunuz. 12 yıldır bu işle berabersiniz. Peki neden kadın kuaförlüğü değil de erkek kuaförlüğü? Yani kadınlarla anlaşmak pek zordur biliyorsunuz. Erkekler öyle değil tabii. Yani ne yapsanız zaten memnun kalıyorlar. Ama kadınları memnun etmek oldukça zor. O yüzden bunu seçtim. Peki erkeklerin istekleri biraz daha pratik. Sadece saçımı kes ya da beni tıraş et şeklinde. Ancak kadınlara dediğiniz gibi sizin de biraz daha bir şeyleri beğendirmek zor. Memnuniyetsiz oldukları için biraz zor oluyor o yüzden. Evet, buradan bizi izleyen kadın izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok tebrik ediyorum ben de sizi. Hem kendim adına hem kanalım adına böyle güzel, cesaretli bir işe adım attığınız için belki birçok kadına da örnek olacak. Birçok evinde oturan, ortama çıkmak istemeyen ya da evde para kazanmayan kadına belki de örnek olacaksınız. Onları cesaretlendireceksiniz. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Evet, bence kesinlikle korkmamalılar. Hı-hı. Yani kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Hı-hı. Yani kadınsan zaten her şeyi başarabilirsin. Hı-hı. Yani şekilde görüldüğü gibi. Evet. Peki biraz da istersen fiyatlardan bahsedelim. Bizi izleyen kadın izleyicilerimiz kadar erkek izleyicilerimiz de var. Buraya gelen bir kişi mesela ne kadara tıraş olur ya da sadece ne kadara saçını kestirir? Saç kesimimiz 40 TL. Hı-hı. Saç sakal 60 TL. Evet. Böyle sadece kesim değil, bu arada manikür, pedikür, hı-hı, cilt bakımı, kaş, hepsini yapıyorum. Sizin ben diyorum ki profesyonelliğiniz manikür üzerine. Evet, hı-hı, aynen. Peki
Önceden sadece saçlarını kestirirlerdi ya da tıraş olurlardı. Artık gelişen teknoloji, gelişen ortamla beraber biraz daha galiba değil mi? Erkekler biraz daha kendilerine bakmaya, dikkat etmeye başladılar. Fazla manikür ya da pedikür yaptıran oluyor mu? Çok fazla manikür, pedikür üzerine zaten var müşterilerimiz. Kaş var, yani yanak var mesela, yanak ağdası. Çok fazla ama var. Ama iyi bir şey değil mi? Erkeklerin de en az... Çünkü kadınlar biz kendilerimize çok özen gösteriyoruz. Belki çok fazla saat, çok fazla zamanımızı kuaförde geçiriyoruz. Erkeklerin de buna karşılık vermesi... Evet, bence bayanlardan daha bakımlılar diyebiliriz. Belki de. Peki, biraz da sizin kazancınızdan bahsedelim isterseniz. Tabii ki özel değilse bizlerle paylaşmak isterseniz. Belki kadın kuaförlüğüyle erkek kuaförlüğünü kıyaslayabiliriz. Arasındaki fark nedir? Arasında epeyce bir fark var. Yani birçok mesleğe göre fark var fiyat olarak. Bizde daha yüksek. Erkekler kazandığı için belki biraz daha fazla bahşiş veriyorlardı. Evet, çok fazla var. Peki, çok teşekkür ediyorum size de. Sizi daha fazla tutmayayım. Devam edin isterseniz işleminizde. Evet efendim, İstanbul Zeytinburnu'ndan sizlere seslendik. Bir erkek kuaföründe kadın kuaförle beraberdik ve kendisinden bu işin püf noktalarını, tüyolarını öğrendik. Nasıl bu işi yapmaya karar verdiğini, tüm detayları sizlerle paylaştık ve tabii ki fiyatları da öğrendik sizler için. Bizim sözümüz bu kadar. Tekrar sözü stüdyoya bırakalım. Sevgilerimizi, selamlarınızı bir kez daha iletelim. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar dileyelim. Peki, biz de teşekkür ediyoruz Zilhan'a. Hanımefendi de önemli bir iş yapıyor tabii. Erkek kuaföründe kadın olarak erkeklere hizmet etmek ama kadınları da memnuniyetsiz demeseydi iyiydi sanki, değil mi? Çok kesinlikle. En az erkekler de, yani onun cinsiyeti yok bence memnun olmanın memnuniyetsizliği. Onu ifade etmemiz iyi oldu. Evet. Kadınlar mükemmelliyetçiliği sever. Dolayısıyla her zaman yani... Biz daha detaycıyız çünkü. Evet. Kadınlar daha detaycıdır, evet. Doğru. Peki biraz da keyifli bir şeyden bahsedelim. Bence sizin şampiyonluğunuzdan bahsedelim. Evet. Biraz anlatır mısınız bize nasıl, evet, neler çok... yaşadınız? Belki de hayatımızın en coşkulu, en mutlu anıydı. Çünkü 23 tane takımı eleyerek ikinci lige çıktık. Yani müthiş duygular vardı bütün ekip olarak. Ve burada biz şampiyon olduk. Bununla ilgili bir anı anlatmak istiyorum. İşte kadınlar ikinci lig şampiyon olduk ve bulunduğumuz ilçenin bize bir ödül töreni oldu. Burada tabii bakış açısı çok önemli. Biraz zor, zaten çok zorlandığımız bir ilçede bu faaliyeti gösteriyoruz. Ve burada bizi ödüllendirmek istediler. Bir kupa töreni yaptılar. Ve işte bize dediler ki bir gösteri maçı yapacağız burada dediler. Hem kupanızı vereceğiz gösteri maçından sonra. Fakat biz giyindik, formalarımızı çıktık. Dediler ki şortla olmaz, eşofmanlarınızı giymeniz lazım. Ve Ağustos ayındayız. Tabii bu çocukların yaşamış olduğu coşku, o sevinç, çünkü bir ödül alacaklar sonuçta da, bir başarı ödülü. Bu onlarda o gün çok büyük üzüntüye neden olmuştu ve çok üzülmüştük. Yani bu şekilde bir... şeye içerisine girmek, işte hani kısıtlama, futbol zaten kısıtlama, şortla oynanan yani, bir oyun, normal şartlarda sınırlandırma demek ki, hani o sadece futbol sahasında, hani onun dışına çıkıldığı zaman biraz daha farklı bir kılık kıyafete bürünmek gerekiyormuş. Aslında çok zorlandık biz bu konularda. Çoğu zaman işte şort giydiğimiz için belki işte kadın futbol oynamasın gibi bir bakış açısı da oldu dönem dönem. Bunu da zamanla aşacağımızı düşünüyorum. Şu an hala hazırda kabul görmeyen, tabii yani kız çocuklarının şort giymesini istemediği bir toplumda var. Gerçeği de var. Evet. Orada da belki şey yapmak lazım. Tabii bu benim kendi şahsi düşüncem. Hani eğer aile bu noktada bir hassasiyeti varsa, çocuğu spordan uzaklaştırmaktansa ona uygun ara modellerle, hani eşofman olarak değil de, hı-hı, muhakkak bir spor alanında bu anlamda hassasiyet gösteren birileri gereğini yapacaktır. Onların hassasiyetine uygun ama spor yapabilecek ürünler üretilebilir veya ufak tefek müdahaleler olabilir. Hı-hı. Yeter ki çocuğu şey yapmayalım burada, hani onun dışına itmeyelim. Sporun dışına ittiğiniz zaman... bilgisayar oyunları, işte tabletti, bilgisayarda, hadi onu geçtim, sokaktaki tamamen kontrol edemediğiniz bir şeyle, tehlikelerle bir araya geliyorlar. Onu sormak istiyorum size. Aslında biraz da işinizle alakalı, işte 7 yaşında başlanıyor, hı-hı, dediniz. Çocuğun psikolojik ve ruhsal olarak nasıl bir farklılığı oluyor sporla, ya da işte yani hani futbolu konuşuyoruz ama genel olarak sporu, hı-hı, baz alacak olursak?
kendi deneyimimle söyleyebilirim. Bir de gözlemlerimle söyleyebiliyorum. Kendi kızımla şöyle bir sporun faydası oluyor bize. Kendisi tanılı olduğu için üstün yetenekli tanısı var. Dolayısıyla bir takım şeyler yetmiyor. Yani mevcut eğitim yetmiyor. Başka şeyler vermeniz gerekiyor. Zihin hızlı çalışıyor. O hızlı çalışan zihne destek olmanız gerekiyor. Spor alıyor onu. O içindeki bütün o gerginliği regüle ediyor. Enerjisini de boşaltması gerekiyor. Zaten kendisini ifade edebilen bir çocuktu ama çok böyle daha nasıl diyeyim sakin, daha sessiz çıkıyordu sesi. Şimdi spordan sonra daha bir net, daha ondaki o netliği görmek zaten beni çok keyiflendiriyor. Yani antrenmanlara gelirken bugün ne çalışacağız hocam? Bugün sırada ne var, ne çalışacağız? Yani bu çok kıymetli bir şey bir anne için. Yani o özgüveni gördüğünüzde, yani bu sadece kız çocuğu için değil aslında olan çocuklar için de bütün anneyi babayı mutlu edebilecek bir şey. Çünkü kendisini ifade ediyor. Doğru. Sporun her şeyden önce kendini ifade etme şeyi var. Disiplin bence çok kıymetli. Yani antrenman günleri, saatleri belli olduğu için mesela kuralımız şu, eğer derslerde bir başarısızlığı olursa 2 hafta falan yollamadım antrenmanı. Onun için müthiş bir ceza oldu. Sınavları öyle bir yüklendi ki işte anne 95'in altında hiç puanım yok, gidebilir miyim? Mesela bu yine ciddi bir ödül, önemli bir ödül. Derslerini yapıp gitmek zorunda çünkü geç saatte geliyor, yoruluyor ve yatması gerekiyor. Benim veremediğim disiplini ya da işte ben disiplin noktasında şu saatte şu saatte uyan gibi şeylerde çok müdahale edemediğimde doğalını kendi kendine planlıyor. İşte dün antrenmanları vardı, geldi hemen şeylerini, eşofmanlarını falan çıkarttı. Bunlar yıkansın, ben yarın şunları giyeyim, sonra şöyle olsun. Ha, bunları görünce mutlu oluyorsunuz. Yani çocuğa disiplin bir kere, kendi öz disiplinini kazandırıyor. Derslere başarısı var. Her şeyden önce sağlığı. Mesela kesinlikle sigara, alkol, uyuşturucu gibi şeylere böyle direkt bir ket vuruyorlar. Sigara ne demek yani, uyuşturucu, alkolü geçtim, sigaraya bile tahammülü yok. Yani tam bir duman avcısı gibi her yerde şey yapıyor, müdahale ediyor. Bunlar kıymetli kazanımlar bence. O yüzden de sporun her alanına destek verilmesinden yanayım ama futbolda da bu anlamda bizim bir bireysel katkımız olduğunu düşünüyorum. Zaten çok küçük yaşlarda başlandığı zaman o tip şeyler mümkünatı yok. Daha sonrasında alışkanlık haline getirilsin. Bilinç olarak zaten işte kabul koşuyorlar, görmüyor. Şey yapıyorlar, o ciğerleri gelişiyor. Evet. Kendini tabii canım, o söylediğiniz hiçbir şeyi kullanarak çünkü zaten spor, öyle bir performans sergileyebilmeleri mümkün değil. Spor yani mutluluk hormonlarını arttırdığı için çocuk başka yani şeye ihtiyaç duymuyor değil mi? Nasıl mutlu olduğunu biliyor ve başka şeye de ihtiyaç duymuyor dediğiniz gibi. Yani sosyal medya kullanırken bile şey yapmıyor artık. Hani risk görmüyorsunuz fazla. Ben yine kontrol ediyorum ama birazcık daha farkındalığı daha farklı. Çünkü paylaşıyor, konuşuyor. Bir sosyal ortamda kendi yaşıtlarıyla birlikte ortak bir şey paylaşıyor. Bütün spor alanlarında olduğu gibi bunda da tabii ki faydası var. Sadece belki şey demek lazım. Hani diğer spor alanlarında kızların hani varlık göstermesi ne kadar kolay bilmiyorum ama futbol alanında kendi gibi farklı hissediyor. Çünkü hani okul takımında sadece tek kız öğrenci. Turnuvaları var şimdi bu cuma günü kendi okullarında. Erkeklerin arasında oynayacak. Erkeklerin arasında tek kız öğrenci olarak oynayacak mesela. Aa, müthiş. Dolayısıyla benim onların üstünde olmam lazım diyor. Mesela o motivasyon çok iyi ama bir yandan da şey de mesela bir anne olarak diyorum ki ya bacağına bir şey olursa ya düşersen. Anne diyor güven bana, yani ben güçlüyüm. Bilmiyorum yani şu anda yaşı daha küçük. Açıkçası bir futbol kariyeri olur mu olmaz mı bilmiyorum. Fakat en azından şu an dakikada mutlu, kendini ifade edebiliyor ve faydalı olduğunu düşündüğüm bir alan. Evet. Ama keşke şartlar gerçekten çok uygun olsa, insanlar hayatlarını yani meslek olarak edinip hayatlarını idame edebilecekleri parayı kazansalar da profesyonel olarak devam etseler, başka iş aramak zorunda kalmasalar. Kesinlikle. Zaten dediğim gibi eğer ki bu seviyeye gelirsek biz de emin olun yani şu an o Dünya Kupası'nda ismimizi yazdırabiliriz. Kadınlar Birinci Ligi'nde Şampiyonlar Ligi var ve Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlarımız oluyor. Kadınlar Birinci Ligi'nde şampiyon oluyorsunuz ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsunuz. Bu bir profesyonel ligdir. Çünkü orada bir Avrupa arenasında bir Şampiyonlar Ligi'nde. Peki onu soracağım. Yurt dışında nasıl? Yani bu işten para kazanılıyor mu? Şu an birçok ülkede profesyonel ve ciddi rakamlar kazanılıyor. Fakat orada şöyle bir
şöyle yürüyor. Kadın sporcuların bireysel sponsorları oluyor. Örnek veriyorum, işte büyük firmaların kişisel sponsorlukları var. Bütün dünya markalarının. Dolayısıyla buradan çok büyük rakam elde ediyorlar. Belki kendi kulüplerinde çok hani erkeklerle kıyaslanacak rakamlar değil. Fakat bu sponsorluklarla gerçekten onların üstünde rakamlara imza atıyorlar. Hmm. Bu şekilde yürüyor Avrupa'da. Dünyada daha doğrusu. Güzelmiş inşallah. Ki Amerika, işte İsveç vesaire, yani buralarda futbol zaten şu an erkek seviyesiyle hemen hemen aynı güce sahip. Müthişmiş. İnşallah bir gün Türkiye'de de olur demekten Amerika'da başka umut ediyoruz. Amerika'da zaten şöyle bir şey var. Kadın, kız çocuğu neden futbol oynasın? Üniversiteler biliyorsunuz çok pahalı olduğu için orada kız çocuklarına işte burs veriliyor ve bu nedenle de bütün aileler kız çocuklarını futbola yönlendiriyor. Dolayısıyla da inanılmaz bir kitle var. Kadın futbolcu sayısı var. Lisanslı kadın futbolcu sayısı var. Ve bu da çok ciddi, yani profesyonelliği de olduğu için, ciddi gelirleri de olduğu için dolayısıyla orada evet gerçekten üst seviyede yer alabiliyor. Tabii burada öyle bir buz imkanı da burada zaten var mı? Yani çok fazla bir kişisel, belki hani bizler kulüp olarak bulabilirsek o şekilde, yani bunu nasıl yapabiliriz bilemiyorum ama okulların öyle kulüpleri olmadığı için doğal evet, olarak erkekler de fazla evet, faydalanıyor. Kadınlar Ligi'nde Kadın Futbol Kulüpler Birliği'ni kurduk yaklaşık bir buçuk sene önce. Erdem Göktürk başkanlığımızı, ben de aynı zamanda yönetim kurulundayım. Burada bunlar için biz de çalışmalar yapıyoruz. Daha iyi nasıl yapabiliriz, daha nasıl iyileştirebiliriz bu şartları, işte bu kadın futboluna katkıda neler yapabiliriz diye. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile daha iyi iletişim kurabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve inşallah belki kısa vadede olmaz ama zaman içerisinde daha iyi hal alacağını düşünüyorum kadın futbolunun. Evet. Peki süremiz çok az kaldı ama şunu da sormak istiyorum. İşte futbolda her zaman hani şey vardır ya, şiddet vardır, öyle denir erkek futbolunda, işte küfür vardır. Hani hep bunlar hepimizin bildiği evet, şeyler. Mesela maçlarda da ceza olarak erkek futbolundan bahsedeceğim. Tabii bu cümleyi kurmak da şey geldi bana, tuhaf geldi. Erkek futbolu, kadın futbolu. Hani normalde sadece futbol kelimesini kullanırız ya. Sadece kadınların izlemesi uygulaması olmuştu, hatırlıyorsunuz. Evet. Aslında maçta ceza olarak verilmişti bu. Hem bu cezayı nasıl yorumlarsınız? Hem de bir taraftan kadın futbol liginde böyle şeyler hiç yaşanmıyor mu? Mesela çok sinirlenildiğinde ya da çok mutlu olunduğunda ne oluyor? Yani o tribünlerde neler yaşanıyor? Çok mutlu olunca... yani güzel cümleler çıkıyor tabii. Sinirlenince de yani erkekler kadar... Hakeme sinirlenildi mesela, ne oluyor? Erkekler kadar ağır cümleler olmasa da böyle hafif ucundan geçen cümleler olabiliyordur diye düşünüyorum. Yani ben daha hiç etmedim ama eden arkadaşlarım olmuştur. Hafif ucundan dokunuluyor ama tabii o böyle yüksek sesle falan değil. Belki içinden ya da aklından geçiriyordur. Ama tabii hani yok diye bir şey de yok. Öyle de bir gerçek var. Deşarj olmuyor herhalde orada. Seyircileri kıyaslarsak da tabii bir atıyorum bir Galatasaray'ın, bir Fenerbahçe'nin seyircisini tezahürat ettiği gibi ağır cümlelerde maalesef yok kadın futbolunda öyle bir, ya maalesef demeyeyim. Güzel. İyi ki yok, evet, yani. İyi ki yok. Ve çok da bence keyifli geçiyor. Sadece destek amaçlı ve hep pozitif cümlelerle. Ve takımı mağlup da olsa rakibi alkışlamayı bilen bir kitle taraftara sahibiz açıkçası. Orada mizaç da devreye giriyor. Bunu neye göre söylüyorum? Akdeniz Nur Çelik'in sporcularına, genç sporcularına bazı psikolojik destekler veriyoruz demiştim ya. Hı hı. Mesela bazıları çok naif kızlar. İşte çarptıklarında hadi kalk kusura bakma falan diyebiliyor. Bazısı sert yani ama hiç kültürel yaklaşmıyor. Bir şekilde, kültürel bir sertlik. Yani anne baba ve çevresinden kaynaklı bir sertliği var. Fakat ne kadar sert olursa olsun genel itibariyle hani geneli çok fazla şey olmadığı için kaba kelimesini kullanayım. Hani çok denk gelmedik açıkçası. Dün işte antrenmanda birisinin ağzından ufak bir şey çıktı ve direkt ay kusura bakmayın özür dilerim dedi. Ona da çok güldük arkadaşlarla. Yani olabiliyor illaki, sonuçta insanın olduğu yerde tabii her şey var. Çok doğru, evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür umarım ederiz.
kadın futbolu da erkek futbolu gibi çok büyük paraların kazanıldığı, böyle Avrupalarda bizi temsil ettiğiniz zamanları da görürüz inşallah diyorum. Ülkenin bakış açısı değişirse, kadına bakış açısı değişirse bence kadın futbolu da gerçekten top 10'lar arasında yer alacaktır diye düşünüyorum. Tabii bize artık o şans tanınır mı bilmiyorum yine erkeklerden. O top 10'da yer alınca biliyorsunuz hemen. Evet. Burada size de ben bireysel olarak da teşekkür etmek isterim. Kanala özellikle Women TV olarak, yani bir kadın kanalının olması çok kıymetli bir şey. Ben sabah gelirken yine çok mutlu ve mesut bir şekilde geldim. Sadece kadınlarla ilgili konuların da gündeme getirildiği, savsaklanmadığı ve reyting kaygısı gütmediğinizi fark ettim. Bu çok kıymetli bir şey, çok değerli bir şey. Umarım yolunuz açık olur. Çok teşekkürler. Çok böyle güzel alanlara ulaşırsınız. Sizi de tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. İyi bir şey yapıyorsanız zaten izleniyorsunuz. Öyle çok reyting kaygınızın olmasına da gerek kalmıyor. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kadının gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.